Şanaymi Lokantası sizi doğunun atmosferinden çıkarıp bambaşka bir yemek deneyimine götürüyor. 1930'lara özgü dekorasyonuyla burası Dubai'nin finans merkezi bölgesindeki en iyi lokantalardan biri. Mekanın müdavimleri arasında kraliyet ailesiyle spor ve sanat dünyasından ünlü isimler bulunuyor. Merhaba şef, bugün bize ne pişireceksiniz? Kara marine balığı pişireceğiz. Öncelikle kara marine balığını marine edeceğiz. Tuzlu suyla yıkayıp ardından Japon miso çorbasına batıracağız. Sonra da ızgarada pişireceğiz. Bu olmazsa olmaz yemeklerden bir tanesi. Şimdi balığı parçalara ayıralım. Menünüzde geleneksel doğu mutfağına özgü birçok yemek var. Bunları modern tatlar haline nasıl dönüştürüyorsunuz? Tıpkı diğer aşçılar gibi çok okuyorum. Mutfaktaki kız erkek herkesin tavsiyelerini dinliyorum. Harika fikirlerle geliyorlar. Şimdi balığı suya koyup tüm pullarını temizleyeceğim. Yaklaşık 30 dakika böyle bekleyecek. Peki ya sonra? Beyaz tertemiz bir marine balığı mı göreceğiz? Şimdi balığı miso çorbasına batıracağız. Bu mayalanmış soya fasulyesi salçası. Bunu öğütülmüş şeker, sake ve Japon çeşnisi mirinle karıştıracağız. Şeker bu yemeğe ayrı bir tat verecek. Miso çorbası acı, ekşi, tuzlu ve tatlı dışındaki umami tadını verecek. Sake ve mirin hafif alkol sertliği katacak. İşte bu kadar. Sonra buzdolabında 2 gün bekleyecek. Sonraki aşamada ne var? Sonra miso sosunda 2 gün bekleyen balık parçalarını şişlere geçirip ızgarada pişireceğiz. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Evet doğru, şimdi pişirebiliriz. Siz kraliyet ailesiyle sanat ve spor dünyasından ünlü isimler için yemekler hazırladınız. Bu kişilere yemek yapmak size bir baskı oluşturuyor mu? Hayır, hayır, hiç olmadı. Bir yemek tarifini takip etmek iyi bir yöntem. Bu herkes için böyle olmalı. Şef, şimdi balıkları şişlere geçirip pişireceğiz değil mi? Kesinlikle. Isı ne olmalı? Oldukça yüksek. Bunu hissedebiliyorum. Şimdi kömür ateşi yakıp balıkları ağır ağır kor ateşte pişireceğiz. Harika bir karamelizasyon. Balıkların üzerindeki şeker karamelleşiyor. 2-3 dakikada bir çevirip pişirmeliyiz. Bu sayede her iki tarafı da eşit pişecek. Toplam 12 dakika bu şekilde pişireceğiz. Şef, sanırım son aşamadayız. Şimdi yemeği bize kısaca anlatır mısınız? Bambu yaprağı, dilimlenmiş limon, hajikami, umami, şeker ve balıkların üzerine susam serpeceğiz. Krallara layık bir tabak gibi. Harika. Tüm hünerleriniz şimdi önümüzde duruyor ve görünüşü harika. Bunu en iyi yeme şekli nedir? Öncelikle kabuğunu sıyır. Böylece içerisindeki löpetleri çubuklarla alabilirsin. Sanki hediye paketi açıyorum. Kesinlikle. Şimdi tatma zamanı. Kesinlikle çok lezzetli. Lütfen buyurun. Teşekkürler, ben de tadacağım. Bunu hak ettiniz. Gerçekten çok lezzetli. Biraz buğday, umami, sake ve mirinin hafif alkol tadı geliyor. Birazdan Japon zencefil turşusu hajikami ile yemeğimi tamamlayacağım. Damağımızı temizlemeliyiz. Çok lezzetliydi. Bütün günümü böyle geçirebilirim. Bu lokantaya seçkin insanlar geliyor. Bende kraliyet kanı bulunmuyor ancak bu yemek deneyimi kesinlikle inanılmazdı.